Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Siz de suallerinizi Muhterem Hocamıza iletebilirsiniz inşallah. Muhterem Hocam, İstanbul'dan Aysun Aydöner, Ayet-ül Kürsi'nin muhtevasını açıklayabilir misiniz? Evet, Ayet-ül Kürsi'nin muhtevasını açıklayalım, idrak edebilmiş. Hemen ekrana getirebilirsek Ayet-ül Kürsi'ye bakalım beraberce inşallah. Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesi, ayet-ül kürsi. Allah ki ondan başka ilah yoktur. Sadece o vardır. Haydır ve kayyumdur. Yani diridir ve ebedidir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku hali tutmaz. Uyku mahlukat içindir. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Demek ki Allah'ın katındaki şefaatçiler ancak Allah'ın izniyle, irşada memur ve menzum kılındığın izniyle gerçekleşiyor. Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Geçmişlerini de biliyor, geleceklerini de biliyor. Onun ilminden, onun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. Yani Allah'ın onun ilminden, onun dilediğinden başka. Evet, ilahi iradeyle hareket ederler. Dolayısıyla onun dilediğinden başka bir şey kavramamaları normal. Onun kürsüsü gökleri ve yerleri kaplamıştır. O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez. O aladır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Samsun'dan Aykut Bey, insan anne karnında nes ve fizik bedenle şekilleniyor. Ama anne karnından doğar doğmaz Allah insana ruh üfürüyor. Bu hakikati Nahl suresi 78 ve Secde suresi 9 ayet kelimeleriyle ispatlamış oluyor muyuz? Evet, yani Nahl suresinin 78. ayet kelimesinde ve Secde 9'da ikisini birlikte bakalım. Vallahu ahrecu min butuni ummahatikum la ta'lemun şey'en. Allah annenizin karnından hiçbir şey bilmeden sizi dünyaya getirir. Ve ceale lekum sem'a vel ebsare vel efide leallekum teşkurun. Sizi işitici, görücü ve idrak edici kıldı ki şükredersiniz. Yine summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Sonra onun nefsini dizayn etti, ona ruhundan üfürdü. Ve ceale lekum sem'a vel ebsare vel efide. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ne kadar az şükrediyorsunuz. İşte burada iki ayet-i kerimeyi karşılaştırdığımız an ne zaman kişi ruhun talebine uyarsa şükredenlerden oluyor. Ne zaman kişi ruhun talebine uymasa küfredenlerden oluyor. Zaten şeytan küfrü Allah-u Teala şükrü emrediyor. Nitekim Arap suresinin 17. ayet-i kerimesinde sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani burada şeytanın tek gayesinin Allah'a ulaşmayı dilemeye mani olmak olduğunu görüyoruz. Ama Allah'ın da tek gayesi var. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala enne hedeynahu sebile imma şakiren imma kebure. Biz sizi sebile ulaştıracağız. Dileyen şükreder, dileyen küfreder. Şeytan küfrü, Allah'a şükretmemizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman şükredenlerden oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerdendir. Yani kafirlerin hepsi aslında Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler. İnsana sorsan, ben de hamd edip şükrediyorum. Tabii onların şükrü kesinlikle Allah katında geçerli değil. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ancak Allah kimlerden şükrü kabul ediyor?
Allah'a ulaşmayı dileyenlerden. Şükür kalple gerçekleşen bir olgundur. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. Öyleyse kalbin şükretmesi, Allah-u Teala da kalbe baktığı zaman o kalpte Allah'a ulaşma dileği varsa kesinlikle o şakirlerden oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, kardeşlerimizden sevgi ve mutluluk mesajları paylaşılıyor, geliyor. Sizi çok ama çok sevdiklerini söylüyorlar. Sizin gülmeniz bizi çok mutlu ediyor. Biz de evlerimizde sizinle beraber gülüyoruz. Allah razı olsun. Tamam, inşallah. Allah her şeye kadir. Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Serap Hanım, Muhterem Hocam, gece ibadetlerinin önemini açıklar mısınız? Gece ibadeti bize ne katar? Sevgili kardeşlerim, gece ibadetleri biz insanların kemalata ulaşması için vazgeçilmezimizdir. Allah Teala gece ibadetlerini yapanları övmüştür. Örneğin kalp gözü zikir esnasında, ama bu zikir geceleyin yapılan zikir esnasında açılıyor. İşte secde suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Bunlar müsavi olabilir mi? Mümin olan kimse, fasık kimse fasık, zikir yapmayan kişidir. Mümin zikreden kişidir. Belki 16'dan başlayalım. Secde 16, 17, 18 ve 19. 4 ayet-i kerimeyi birlikte, evet bakın. Evet, şimdi gece ibadetleriyle alakalı olan bölüm 16'dan itibaren başlıyor. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yan üstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Rablerine korku ve ümitle dua ederler ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Yani onlar korku ve ümitle dua ediyorlar ve ne yapıyorlar? Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan da harcıyorlar. Hizmette mallarıyla canlarıyla cihat ediyorlar. 17'ye baktığımız zaman işte bunun karşılığı kalp gözü. Secde 18, hiç zikredenle zikretmeyen fasık bir olur mu? Secde 19, وَمَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتِ الْمَوَى نُزُولًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarına karşılık Allah onlara Cennet-i Mevâ'yı indirmiştir. Cennet-i Mevâ nüzulen indirmiştir yeryüzüne. Demek ki cennet yeryüzünde olabilir mi? Evet. Kesinlikle öyle. Yine Zariyat suresinin 17. ayet-i kerimesine bakalım. Zariyat 17'de de onlar geceden uydukları şey zaman parçası çok az olanlardı. Demek ki geceden çok az uyuyorlar. Bir başka ayet daha var. Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor Müzzemmil 20'de. Ekranın bütününü gösterelim bu ayet-i kerimede. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin 1/3'ünde daha azında onun yarısında. Yani 1/3'ünde, yarısında ve 1/2'sinde. Gece 12 saatse 1/3'ü 4 saat. 3 kere 4 12. Yarısı 6 saat, 1/2'si 8 saat. Yani Allah Teala hep gece ibadetiyle bunu ifade etmiş. 1/3'ü 4 saatlik bir gece ibadeti, yarısı 6 saatlik bir gece ibadeti ve 1/2'si 8 saatlik bir gece ibadeti. 12 saatin 8 saatini zikirle geçiren kişiler. Bu
gece ibadetinde neler var? Kur'an okumak var. Zikir yapmak var. Kanitin olmak var. Teheccüd namazı kılmak var. Zaten geceleyin teheccüd namazı gece kılınır. Zikirler de gece yapılır. Kur'an da kanitin namazlarda onur. Yani üç zikirin üçü de geceleyin yapılıyor. Kanitin olmak da, teheccüd namazı da, zikir yapmak da, Kur'an okumak da hep gece gerçekleşiyor. Kalktığını biliyor ve geceyi ve gündüzü Allah'a takdir eder. Onu sizin asla hesaplamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerinin doğruyu tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınız hasta olacağını, diğerlerin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını, diğer bir kısmını da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun, namazı ikame edin, zekatı verin, Allah için güzel bir şekilde borç verin. Nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Allah'a istiğfar edin, tövbe edip Allah'a mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafur ve rahimdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Sümeyye Hanım'ın suali. Fizik vücut teslimi içinde Allah'ın iradeleri kontrol altına alması mümkün mü? Eğer mümkünse Allah hangi noktada iradeyi kumanda eder? Hayır. İradenin kontrol altına alması söz konusu değil fizik vücut tesliminde. Ruhta var. Ama diğerinde Allah'ın yardımı sizin gayretinize, iştiyak ve gayretinize bağlı gelir. Orada öyle bir durum söz konusu değil. Bakın, fizik vücut tesliminin hangi özellikleri ihtiva ettiğini Tevrat'taki 4. safha, İncil'deki 4. safhayla sizlere göstermek istiyorum. Tevrat'ta 4. safha, hani ne demişti Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e? Bir Arap bedevi geliyor. Diyor ki, ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiği zaman, ben muhsin kul oldum ya Resulullah. Peygamber Efendimiz komşuna söyle. Öyleyse Peygamber Efendimiz komşuna söyle dediği noktada ne göreceğiz? Komşuna karşı yalan yere şahitlik etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, bakın evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Tekrar ediyorum, fizik vücut teslimde komşuna söylendiği zaman komşuya karşı yalan yere tahrik etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine ve tarlasına, komşunun hem evine hem tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Burası çok önemli. İncil'de ise bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Fizik beden ruhun mekanıdır. Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde yüceltin. Demek ki Allah'ı fizik bedeninizde yüceltmek fizik vücudun teslimini ihtiva ediyor. Gelelim daimi zikir 5. safhaya, Tevrat'ta, İncil'de. Bakın Tevrat'ta ne diyor daimi zikirde? Yüreğinizi kötülüklerden arındır ki kurtulasın. Öyleyse nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerden temizlememizi istiyor Allah-u Teala. Günahtan özgür kılınarak Salah'ın köleleri oldunuz. Günahtan özgür. Kim ne zaman günah işlemez? Günahı bize işlettiren nefsin afetleridir. Afetler kalbimizden temizlenen 19 faziletin sahibi olsak artık o kişi için kesinlikle günah işlemesi söz konusu değil. Ama yüreği kötülükten arındırmak, günahtan beri olmak neyle mümkündür? Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerime daimi zikirle. Dikkat edin, baksın 3 kutsal kitapta
birbirini teyit eden, birbirini daha güzel açıklayan ibareler var ki ama aynı safhayı açıklıyor. Altıncı safhaya bakalım. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de. Onlarla kalıcı bir anlaşma yapacağım. Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecekler. Tövbe-i Nasuh. Yani Allah'ın biz insanlarla kalıcı anlaşma yapması Tövbe-i Nasuh. Markos, Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Tekrar ediyorum. Bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sevmek Allah-u Teala'yı. Bu da 6. safa ifade ediyor. Ve Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde. 7'de zaten 7. ayet-i kerimeye, 7. safaya bakalım. Ne kadar muhteşem. 7. safada Daniel yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaksınız diyor. Ve İncil'de 7. safada düşmanlarınızı sevin. İşte Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet-i kerime bu? Kur'an-ı Kerim'de İmran 119. Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Yani bizi sevmeyenleri sevebilmek, düşmanları sevebilmektir. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin, dua edin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza tokat attıkları zaman öbür yanağınızı çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Evet, gördüğünüz gibi tekrar ediyoruz. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza tokat atın, öbür yanınızı çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Cale Hanım'ın suali, Meraiz Suresi 4. ayeti açıklar mısınız? Maariş Suresi. Tarcül melaiketi ve ruhu fiyâ bi emrin kulli emrin selâmin miktarı 50,000 sene. Tarucu'l melaiketi ve ruhu ileyhi fi yevmin kânu muhtarib elfe sene. Melekler ve ruh ona süresi 50,000 yıl olan bir günde yükselirler. Allah Teala arşta ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz miraca çıkarken Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan da bu 50,000 yıllık bir sürede çıkıyor. Tabi 50,000 yıl bizim dünya zamanımızda. Ama aslında Peygamber Efendimiz bu 50,000 yıllık süreyi ruhun standartları içinde belki 1-2 dakikalık bir süreyi ihtiva ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhterem Hocam. Çağla Hanım, edep ve ciddiyet ile samimiyet ve laubalilik arasındaki fark nedir? Edep ve ciddiyet, samimiyet ve laubalilik arasındaki fark nedir? Edep, Allah'a itaati muhtevasını alan, Allah için bir emri yerine getirmenin gayretini ihtiva ediyor. Samimiyet ise tamamen kişinin Allah'a ait olduğunu idrak etmesi, bilmesi halidir. Laubalilik belki ciddiyet bir nebze kabul edilebilir ama laubalilik hiç de edeple örtüşmeyen bir negatif durumudur. Laubalilik kabul edilmez. Biraz alaya kaçan bir özelliği vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Saime Hanım, Muhterem Hocam, Bakara Suresinin 11 ayetinde bahsedilenlerin Ahzab Suresi 67 ayetiyle bir ilişkisi var mıdır? Ve izâ kîle lehum lâ tefsidû fil ardi قالوا انما نحن مصلحون Hayır.
tabi fesadın bir çeşidi ama fesat çıkaranlar ayetleri satanlardır. Misak ve ahitlerini yerine getirmeyenlerdir. Bakara 11 ile belki Ra'd 25'i birlikte zikredecek olursak Ra'd 25'te وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِ Ezelde Allah-u Teala'ya ahd verdikten sonra ahdin verilmesinden sonra misaklarını ahd-ı Allah'ı naks ederler ve misaklarını bozarlar. Misaklarını bozanlar kimlerdir? وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhu Allah'a vuslatı keserler. Vuslatı kesenler yufsüdüne filerdi. Yani hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecek olanlar. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve kötü yurt cehennem de onlar içindir. Bir sonraki basamak ancak Ahzab 67'yi ifade ediyor. Cehennemlikler. Yani bu fesat çıkaranlar 3. cehenneme giderlerken Kübera ve Saadetler 4. cehenneme. Seviye farkı var. 7 cehennemi gösteren ve 7 cenneti gösteren slaytımıza baktığımız zaman ikisi aynı seviyeye tekabül etmiyor. Bakın ayetlerden gafil olanlar, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri satanlar. Ayetleri satanlar normal olarak bunlar kimlerdir? Bunlar fesat çıkaranlardır. Bakara 79 bunlar fesat çıkaranlardır. Ama ayetleri inkar edenler Ahzab 67 bunlar Kübera ve Saadetlerdir. Dolayısıyla ikisinin arasında seviye farkı var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Almanya'dan Kemal Gülnoğlu. Sevgili hocam, hizmetlerimiz ve zikirlerimiz arttıkça irademiz güçlenir mi? Tabii. Zikriniz arttıkça iradeniz güçlenir. Ama hizmetiniz de zikrinizi arttırdığı için hizmetleriniz ve zikriniz arttıkça her iki halde de iradeniz güçlenir. Allah razı olsun. Allah sonsuz razı olsun. Yine Almanya'dan bir izleyicimiz. Maneviyatta tabiyet olur mu? Üyesilik diye bir müessese var mıdır? Geçerli midir? İstisnalar var tabii. İstisnalar kaideyi bozmaz. Mesela Veysel Karani Hazretleri bir istisnadır. Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşamıştır. Ve Peygamber Efendimiz'in kendi mürşidi olduğunu çok iyi biliyor. Ama zahiride de ona tabi olmak üzere 3 kere, 2 kere mi niyetlenmiş ama bir türlü nasip olmamış. Fakat Peygamber Efendimiz de onu biliyor. O da Peygamber Efendimiz'i biliyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yanı başında kendisiyle birlikte olan sahabeye kim 4 rekatlık namazı Allah'ı düşünerek, zikrederek kılarsa kesinlikle ben ona hırkamı vereceğim. 4 rekatlık namazı sadece zikirle kılanlar sahabeden var mı? Yok. Fakat olmayınca diyor, benim vefatımdan sonra bu hırkayı Yemen'de Üveys'e vereceksiniz. Veysel Karani. Öyleyse Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde yaşamasına rağmen fiziki olarak Peygamber Efendimiz'i görmemiştir. Peygamber Efendimiz de onu görmemiştir. Ama Peygamber Efendimiz onu biliyor. O da Peygamber Efendimiz'i biliyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana gelen ayetler ona da geliyor diye söylüyor. Dolayısıyla Üveysi Veysel Karani Hazretleri olan bu bir istisnadır. Belki bu istisna gibi bir kişi ya vardır ya yoktur. Ama bunu genele teşmil etmek, ben Üveysim demek fitnenin içinde bulunmaktır. Başka bir şey değil. Allah'ın kuralı her peygamberin nasıl Cibril'i varsa her velinin Hızır'ı var. Mutlaka kişi hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorması gerekir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, İstanbul'dan Elif Hanım, Cuma suresi 5. ayetinde açıklar mısınız? 5. ayet-i kerime Cuma suresi Meselü'l-lezîne humülü't-tevrâte kendilerine Tevrat yüklenip Tevrat'ın farzlarını okunup da sonra onu taşımayanların, onunla amel etmeyenlerin hali ciltlerle kitap taşıyan
merkebin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötü. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Şimdi sevgili kardeşlerim, kimdir ayetleri yalanlayan? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesi. Size nezirlerimiz geldi mi? Geldi diyorlar, itiraf ediyorlar. قَالُوا بَلَاكَدْ جَانِ نَزِرِ نَزِرِ geldi. فَكَزَبْنَا Ama biz onları yalanladık. Ve Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. قَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا وَنَاقِلُوا مَا كُنَا فِي أَصْحَابِ السَّيْرِ Eğer işitseydik ve aklıseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse yalanlamışlar neziri. İşte tekrar o neziri yalanlayanlar, onlara Tevrat verilmiş ama onlar Tevrat'la amel etmeyenlerdir. İncil verilmiş ama onun İncil'le amel etmeyenlerdir. Kur'an verilmiş ama Kur'an'la amel etmeyenlerdir. Bunlar kimlerdir? Bunlar mürşidi yalanlayanlardır. Bunlar mürşidin sözlerin manasına ermeyenlerdir. Bunlar mürşidi, hidayetçiyi delalette olmakla görenlerdir. Üç özellikleri vardır. Bu üç özellik sebebiyle onlar kesinlikle kutsal kitaplarıyla amel etmeleri emredilmişken onları yüklenmeyenlerdir. Hamale-i Kur'an insanlar vardır. Hamale-i Kur'an insanlar Kur'an'ı taşıyan, Kur'an'la amel edenlerdir. Burada hamale-i Tevrat taşıyorlar ama Tevrat'la amel etmiyorlar. Yani yakulûne mâ lâ tef'alûn. Onlar yapmadıklarını söyleyenlerdir. Yakulûne mâ lâ tef'alûn. Yani yine Kur'an-ı Kerim'i söylüyorlar ama onunla amel etmiyorlar. Aradaki fark bu. Bir insanın ilmiyle amel edebilmesi mutlaka mürşidine tabi olmasına bağlı. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ilmiyle amel edenlerden olması mümkün değil. O zaman kişi ilmiyle amel etmiyorsa onun durumu nedir? Yine Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. Hafız Kur'an'dır adam. Din konusunda ne söylerseniz size ayetleri söyleyecektir. Hafız Kur'an'dır. Ama kendisinin mürşidi yoktur. Mürşidi olmayınca Kur'an'ı yaşayamaz. O zaman Kur'an'ı yaşamayan o kişinin durumu يَاقُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmadıklarını söyleyenlerdir. Yapmadıklarını söyleyen kişi aslında yalan söyleyen kişidir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, Gaziantep'ten Leyla Hanım, hamd ve şükrün yaşamımızdaki önemini açıklar mısınız? Hayat, Allah'ın bize verdikleri manevi nimetlere hamd etmekten, Allah'ın bize verdikleri maddi nimetlere şükretmekten ibarettir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hamdın en üst noktasında Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz var. İsmi Ahmet, en çok hamd eden. Ve yine şükredenlerden, şükredenlere en güzel örnek Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a bu zahirdeki mülk verilmişti. Ama hepsine şakirdi. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın model olarak bize örnek gösterdiği Allah'ın peygamberleri her ayrı noktada bizim için örnektirler. Mesela şükrün temsilcisi Hazreti Süleyman'ken hamdın temsilcisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mesela sabrın temsilcisi Hazreti Eyüp ve daha bunun gibi birçok örnekler söz konusu olabiliyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, Almanya'dan bir izleyicimiz, bir ve zekat konusunu anlatabilir misiniz? Elimize geçen paranın üzerine mi vermemiz gerekiyor diye. Sevgili kardeşlerim, bunu en güzel açıklayan Bakara 177. Bakara 177'de hem bir var hem zekat var. Bir, burada 7 grup insanın hakkını ifade ediyor. %2,5'luk malın kazancımızın %2,5'u akrabaya bir, yetimlere iki,
miskinlere 3, yolda kalmışlara 4, dilenenlere 5, köle azadına 6 ve esirlere 7. 7 grup insanın hakkı %2,5-1'i ifade ediyor. Bir de kazancımızın %2,5'u haramdır bize. Ve aklı müsselate ve atü zekate. Kazancımızın %2,5'u da zekat, 1 ile beraber toplamı %5 ediyor. Dolayısıyla kazancımızın %5'inin mutlaka temizlenmesi lazım. Helal ve tayyip. %2,5 zekatın verilmesi, kursağımıza giren lokmanın helal olduğunu. Tayyip olabilmesi için de %2,5-1'in verilmesi lazım. Bütün kardeşlerimiz kazançların %5'ini verenlerdir bu ayet-i kerimeye göre. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Bakü'den Cemile Hanım, zikrin kalbimizde kalıcı olması için ne yapmalıyız? Zikrin kalbimizde kalıcı olabilmesi için çok hizmet yapmalıyız. Allah için kendimizi tüketmeliyiz. Allah razı olsun. Allah sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Bursa'dan Ali Bey, insandaki emanet nedir? Evvela başlangıç noktasında insandaki emanet Allah'ın bize üfürdüğü ruhtur. Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. İnne aretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyna yahmilnaha ve şfakna minha ve hamalel insan innehu kanu zelumen cehula. Bu emanet olan ruhu fizik, beden ve nefs birlikte yüklemişler. Emanet olan ruhtur. Ama eğer Ahzab 72 ile Nisa 58'i birlikte tezekkür edecek olursak neyle karşılaşıyoruz? اَنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Şimdi burada Ahzab 72'deki emanet tekil. Emaneti, tek bir emanet var. Ama Nisa 58'de emanetler var. Öyleyse bunu nasıl anlamamız lazım? İşte ruh emaneti Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet oluyor. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet oluyor. En son olarak iradenin de teslimiyle dört emanetin Allah'a teslimi söz konusu. O sebeple Allah Teala Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. İnsanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adalet hükmedinizi. İnsanlar arasında hakemlik yapıp adalet hükmedebilmek dört teslimin gerçekleşmesiyle tahakkuk ediyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Gaziantep'ten Leyla Hanım tekrar ikinci sualini göndermiş. Allah'a en ahsen şekilde nasıl hamd ve şükredebiliriz? Allah'a en ahsen şekilde nasıl hamd ve şükredebiliriz? Allah yolunda en üst seviyedeki hizmeti yapabilmek ve Allah'ın bize verdikleri maddi nimetleri şükrünü eda etmek. Ne kadar başkaları için olursak o kadar kendimize düşeni yaparız. Yani ben hamdimi en üst seviyede eda edeceğim diyen kişi kendisini başkalarına adayandır. Ben şükrümü de en üst seviyede eda edeceğim diyen kişi yine kendisini başkalarına adayanlardır. Öyleyse en üst seviyedeki hamd ve şükrü en güzel şekilde yerine getirenler başkaları için hayatını tüketenlerdir. Kendilerini başkalarına feda edenlerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Antalya'dan bir izleyicimiz. Biz öldükten sonra nefsimiz berzah aleminde dünyaya tay mekan yapıyor mu? Hayır. Tay mekan yapılabilmesi Allah'ın yardımına bağlı. Allah Teala diyor ki Mümin suresinin 99. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar onun için bir berzah vardır. Müminin suresinin, mümin değil. Müminin suresinin 99. ayet-i kerimesinde kıyamete kadar önünde berzah alimi. لَعَالِ عَمَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ قَلِيلًا قَلَا اِنَّهَا قَلِيمًا هُوَ قَالِيلُهَا وَمِنْ وَرَاهُمْ بَرْزَهُنْ اِلَى يَمْعِبَاسُونَ Yani bazı dirilecekleri güne kadar onların arkasında berzah engeli vardır. Berzah hayatı vardır. Oradan geriye dönemiyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Hasan Bey. Muhterem Hocam, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim dileğimin kabul olmadığını anlayabilir miyim?
Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilediysen o zaman üç şeyi kendinde görmen lazım. Bir, zikri sever hale gelmen lazım. İki, mürşidi sever hale gelmen lazım. Üç, akrabayı sever hale gelip onları mutlu etmek için çalışman lazım. Bu üç şey sende varsa, yani kalbine ulaşmayı dilediysen, Allah zikri senin hoşuna gidiyorsa ve bir an evvel Allah'a ulaşma dileği ruhun Allah'a ulaşmasını ihtiva ediyor. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi senin mürşidine tabi olmana bağlı. Çünkü mürşide tabi olmadıkça ruh senden ayrılmaz. Bir taraftan ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, Allah'a ulaşmayı diliyorum diyorsun. Öbür taraftan da mürşide teslimiyetin yok, mürşid olmasa da olur. O zaman kesin dilemediğin ifadesidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğini dileyip dilemediğinin işareti bir an evvel mürşidine tabi olman. İçinde böyle bir arzu, istek var mı? Bu istek var, bir an evvel hemen ben mürşidime tabi olmak istiyorum ve ardı arkası kesilmeksizin hacet namazları kılarak mürşide ulaşmak isteği varsa sende. İki, Allah'ı zikretme isteği, sevgisi varsa sende. Üç, onunla birlikte bunu sevdiklerini anlatıyorsan kesin sen Allah'a ulaşmayı diledin. Bunlar yoksa hayır dilememişsindir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, Almanya'dan bir izleyicimiz. Muhterem Hocam, çok güzel anlatıyorsunuz. Bu kadar şeffaf ve görsellik ile Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıkladığınız halde insanlar akın akın gelmeyip direnmektedirler. Neden? Biz bunları anlatırken şeytan da bugüne kadar boş durmamış. Her tarafı işgal etmiş. Sureti haktan görünerek herkesi esir almış. Şu an yaşamakta olduğumuz bu dönemde bizim gibi insanların diğer insanlık camiası içindeki oranı %5, %6 civarında. %95 ne yazık ki onun esiri. Öyleyse onlar da boş durmuyor. Onlar da insanları canhıraş dünya hayatına yöneltiyorlar ve herkes dünyanın yarışı içerisinde. Bugün akşamleyin haberlerde bir vatandaşın kaç milyon dolara bir ev aldığını duydum. Ne olacak yani 100 bin TL'lik bir evde de otursan ama 500 milyon dolarlık bir evde de otursan ne farkı var? Halbuki Allah indinde güzel olan ne? Allah indinde güzel olan Allah'ın en sevdiği varlık olan insanı mutlu eden. Mesela geri kalan 100 bin TL'lik bir evde adam otursaydı, geri kalanı da insanların mutluluğuna harcamış olsaydı hangisi daha iyi olurdu? Bence ikincisi. İşte insanlar ne yazık ki şeytanın tesiri altında Allah'ı unutmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki sözleri onlar için boş sözler. Öyle kabul ediliyor. Halbuki ölünce ancak her noktada Allah'ın hükümlerinin geçerli olduğunu idrak edeceklerdir. Ve Allah'ın hükümlerinin geçerliliği noktasında herkes en üst seviyede kendisini ne kadar başkasına adarsa, başkalarının mutluluğu için çalışırsa o kadar Allah'ın indinde kıymeti olur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, evde veya camide kendi başına yaptığım tövbe ile Allah günahlarımı affeder mi? Kabul olan tövbe var mıdır? Yani kendi kendine yaptığın tövbede Allah'ın bir kabul garantisi yok. Tek başına Kur'an-ı Kerim'deki tövbeleri incelediğimiz an yok. Ama mürşitle yapılan tövbede Allah'ın kabul garantisi var. Nitekim 4 ayet-i kerimede bakalım beraberce. Nisa 64, Hud 112, mürşid önünde kabul edilen tövbe ve Furkan 70, Mümtehine 12. Allah bu tövbeyi kabul edeceğini garanti ediyor. Çünkü biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler, günah işleyenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, yani günahlarının
sevabı çevirmesi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Kabul eden rahmet edici olarak bulurlardı. Hud 112. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla, tövbe ederek kime tabi olanlar? Mürşide tabi olanla birlikte emrolunduğun istikamet üzere ol. Yani ancak o noktada ruh vücuttan ayrılıyor. Furkan 70. Kim mürşidin önüne tövbe ederse, mümin olursa ve salih amel işlemeye başlarsa, o takdirde onların o güne kadar kazandığı bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. Mümtehine 12. Sana asi olmamak üzere, sana tabi olmak için geldikleri zaman artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki bu 4 ayet-i kerime mürşit önde yapılan tövbenin, tabii ki ihsanla yapılan tabiyetin mutlaka tövbenin kabul edileceği, o güne kadar işlenen günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Ama öbür tarafta bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede derecat kazanabilir ama onun bütün günahlarının bu tövbelerde ifade edildiği gibi sevaba çevrilmesi asla mümkün değil. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Buruç suresi 10. ayeti açıklar mısınız? Buruç suresi 10. ayet-i kerimeye bakalım. Vessemâ-i zâtil burucu Buruç suresi 12. ayet-i kerime. İnnellezîne fetenel mûminine vel mûminâti sümmâ lem yâtibû felem azâbu cehenneme ve lem azâbul harîk. Evet, şimdi bu ayet-i kerimenin açıklanması muhakkak ki onlar mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı, yakıcı azap vardır. Bu Buruç 10 ile Ankebut suresinin 2, 3, 4. ve 5. ayetleriyle beraber açıklarsak belki güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Bakın ne olmuş? İnsanlar iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Mutlaka Allah onları ne yapacaktır? İmtihan edecektir. وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ İmtihan edilmeden bırakacaklarını mı sanıyorlar? Hayır. Ankebut 3 وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Öncekileri imtihan ettiği gibi sizi de imtihan ediyor. وَلَيَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ سَدَقُوا Allah sadıkları da وَلَيَعْلَمُ الْكَازِبِينَ ve kazipleri de bilecek. Sadıklar mürşide tabi olanlardır. Kazipler mürşide tabi olmayanlardır. Şimdi sadıklar mürşide tabi olanlar, kazip ve mürşide tabi olmuyor. Bu mürşide tabi olmayanlar ne yapacaklardır? Etraftaki insanlara rahatsızlık vereceklerdir. Em hasibellezine ya'mine seyyati. Seyyat işleyeceklerdir. Buruç 10'da ifade edildiği gibi, yani etrafındaki insanlar zarar verdiklerine göre mümin erkekler ve mümin kadınlara işkence edip zarar vermişlerdir ve tövbe de etmemişler. Allah'a ulaşmayı dilememişler, mürşide tabi olmamışlar. O zaman da onlar için ebedi bir cehennem azabı vardır. Eğer mesela mümine zarar vermiş olabilir, eşine zarar vermiştir, çocuğuna zarar vermiştir, etrafına zarar vermiştir ama sonradan aklı başına gelmiş, pişman olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın kendisi için tanıttığı mürşide tabi olmuş, 12 tane insanla tabiyet olduğu zaman o kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Ama bu tövbeyi yapmamış, mürşid önünde tövbeyi yapmamış, yapmadığına göre o günahların hepsinin karşılığı olarak o kişiye cehennem azabı, yakıcı azap vardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Rusya'dan Aynur Hanım, zaman zaman yakınlarımızı kaybetmek ve hastalık gibi imtihanlar yaşıyoruz. Bu acılarımızı kardeşlerimize anlatmalı mıyız? Yoksa onları üzmemek için onlara belli etmememiz mi daha uygun? Yani belli ederseniz elinize ne geçer? Hiçbir şey. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin buyurduğu Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı malayani konuşmalarla geçirmek yerine zamanı zikirde geçireceksiniz. Yakınınızı da kaybetseniz, hasta olsanız dahi Allah Resulü buyuruyor ki Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya susun. Başka bir çıkar yolu yok. Hastalığını git ona buna şikayet et. Yok böyle bir şey. Veya yakınımı kaybettim şunu bunu ne o da yok. Yani Allah'a ve imlâhı iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. Öyleyse yan yana geldiğin zaman ya Kur'an ayetleriyle tezekkür yapacaksınız, konuşacaksınız veya ne yapacaksınız? Zikredeceksiniz. Allah razı olsun.
Allah sizden sonsuz razı olsun. Kıbrıs'tan Görkem Kağan. Gördüğüm rüyaların dinimizdeki yeri nedir? Gördüğümüz rüyaların rahmani mi yoksa zulmani olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, rüyaların rahmani, zulmani teyit makamı ben değilim. Rüya tabirini de bilmiyorum. Ama her devirde kesinlikle gaybi Allah'ın kendisine bildirdiği, Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in söyledikleri üç çeşit rüya vardır. Şeytanın korkutması olan rüya, kabus nevinden rüyalardır. Üzücü bir hal ile kişi uyanır. Nefsin hadisatı rüya, o da Allah-u Teala'nın bu dünya hayatına çok rağbet edenlerin gördüğü bir takım şeylerdir. Bir de üçüncü şu müjdeli rüyalar vardır. Müjdeli rüyalar kimler görür? Kim Perşembe'ye, Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan istese veya hacet namazıyla herhangi bir hacetini Allah'a bildirirse, gusul abdestiyle bu namazı kılan Allah-u Teala ona kapıyı açarsa, o da müjdeli rüya olabilir. Allah Kur'an-ı Kerim'de müjdeli rüya sahiplerinin Allah'ın Resulleri olduğunu ifade ediyor. Hemen o ayetleri devreye koyacak olursak, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın müjdeli rüya gördüğünü ve rüya ilminin Allah'ın kendisine bildirdiğini, Kur'an'da kendimine geçen rüya ayetleri, aynı zamanda Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in de rüya gördüğünü ve Allah Teala'nın kendisine bir gaybi olayı bildirdiğini görüyoruz. Fetih Suresi'nin 27. ayet-i kerimesi. Andolsun ki Allah Resulü'nün rüyasını hak olduğunu tasdik etti. Yani Mekke'nin fethini daha önce Peygamber Efendimiz'e rüyada gösteriyor ve daha sonra olayı da gerçekleştiriyor. Saffat Suresi'nde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban ederken görmesi de bir rüya şeklinde tahakkuk etmiştir. Öyleyse sadık rüya sahipleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olanlar. Ama diğerlerin gördüğü rüyalar, onlar kimlerdir? Onlar da kesinlikle henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen, şeytanla bir ilişki içinde olan veya dünyaya temah eden insanların gördüğü rüyalar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, tebliğ yaptığımızda hangi cemaattensiniz, mürşidiniz kim gibi sorular soruyorlar. Nasıl cevap vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, açıkça göğsünüzü gere gere söyleyebilirsiniz. Biz devrin imamının öğrencileriyiz. Hidayet çağında devrin imamı Muhterem Efendimiz İmam İskender Alimir. Biz onun talebeleriyiz. Bu ilmi ondan öğrendik. Hiçbir şekilde saklamanıza gerek yok. A'dan Z'ye kadar söyleyebilirsiniz. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Zülcelali vel İkram esmasını açıklar mısınız? Zülcelali vel İkram. Allah hem celal sıfatının sahibidir hem de ikram sıfatının sahibidir. İkramı boldur ama hak ettiğine de cezayı verir. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Lütfen hocam, bir izleyicimiz, ayetlerden gafil olmak ne demektir? Kimler ayetlerden gafildir diye soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildir. Ayetlerden gafil olmak ayetleri bilmemek demektir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde kim? İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdûl hayâtü dünyâ ve etmeûne bihâ vellezîn ma'ayetine gâfilûn. Ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razı olanlar, mutluluğu dünya hayatında arayanlar, bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, ayetleri bilmedikleri için ondan sonra ömürleri, hayatları tamamen gidiyor. Hani Efendimiz'in anlattığı bir kısa var. Osmanlı döneminde Enderun'dan mezun olan talebeler var. Mezuniyetin sefasını çekmek üzere baba erenlerin kayına biniyorlar ve boğaz sefası sürmek üzere. Fakat bu mezun olan, Enderun'dan mezun olan kişiler baba erenlere diyorlar ki sen matematik biliyor musun? O da ben bilmiyorum diyorum. Ömrünün onda biri gitti. %10'u gitti. Geri kalıyor. Sen kimya bilir misin bilmiyorum. %10'u daha gitti. Sen biyoloji bilir misin bilmiyorum. %10'u daha gitti. O sırada Allah-u Teala baba erenlerin imdadına yetişiyor. Ve bir
rüzgar, bir tayfun, kayık oraya buraya sallanmaya başlıyor. Baba arenler gülerek diyor ki, beyler diyor, şu ana kadar sualleri siz bana sordunuz. Şimdi benim tek bir sualim var size. Yüzme biliyor musunuz diyor. Bilmiyoruz. Hayatınızın tamamı gitti. İşte ayetlerden gafil olanların hayatı tamamen gidiyor. Ayetleri bilmeyenler. Nereden söylüyoruz bunu? Hemen o insan suretinde olan yedi cehennem, yedi cenneti gösterebilirsek o zaman net olarak anlayacağız. Bakın bir insanın bu dünya hayatının akabinde ya yeri cennettir ya cehennemdir. Ama cennetlikler ayetleri bildikleri, ayetlere tabi oldukları, ayetleri anlattıkları, ayetleri yaşadıkları ve bütün bu özellikler hep ayetler. Ama cehennemlikler de ayetlerden gafil oldukları, ayetleri yalanladıkları, ayetleri sattıkları, ayetleri inkar ettikleri, ayetleri gizledikleri, ayetleri alay ettikleri, ayetleri zünmani ilimde kullandıkları için cehenneme gidiyorlar. Öyleyse dikkatle bakın, eğer ayetleri bilmiyorsanız, ayetlerden gafilseniz hayatınızın tamamı gidiyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan dua talepleri var. Bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sonuna geldik. Bu birlikteliği Allah-u Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükür ediyoruz. Ve Efendimizin nimetiyle bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bereketi hepinizde olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı ve mutlu geceler efendim.